Thank you.
Her şeyden önce 9 yıl sonra Türkiye Pist Şampiyonası'nın ve Türk spor severlerinin tekrar İstanbul Park'a girebilmiş olması bence büyük bir mutluluk. Bunun için başta büyük emek veren başkanımız Eren Üçler Toprağı, tüm Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu yetkililerine gönülden teşekkür ediyoruz. Son işletmeciden önceki Bernie Ecclestone zamanında da piste girişimizin yasak olduğu düşünülürse aslında biz Türk sporcular olarak Cumhuriyet tarihinin belki de en büyük yatırımı olan bu piste yaklaşık 12-13 yıldır ilk defa rahat, serbest, hoş geldin denilerek ayak basıyoruz. Bunun dışında hafta sonu tabii ki çok keyifli geçti ve bizim için Texaco Team AMS için son derece başarılı geçti. Peş peşe iki ayak yani TPŞ 3. ve 4. ayak yarışları toplam 4 yarışın hafta sonu gerçekleştirmesi aslında takımları ve bizleri mekanik olarak oldukça zorladı. Fakat Texaco Team AMS hatasız performans göstererek bu 4 yarışın 4'ünü de kazandı ve genç pilotumuz 18 yaşındaki Zeki Yönzen Maxi Group pilotlarda ve takımlarda da yine Texaco Team AMS şampiyona lideri olarak buradan eve dönüyor. Sezon sonuna kadar tabii ki amacımız öncelikle bu pozisyonumuzu korumak. Ama tüm bunun dışında çok güvenli, çok keyifli, sıcak mücadelelere ve ciddi bir seyirci ilgisine uzun yıllardan sonra tekrar nail olduk diyelim İstanbul Park'ta. Bu yüzden bizler için son derece keyifli ve başarılı bir hafta sonuydu. Üçüncü ayak çok keyifli geçti. Tekrardan bir önceki hafta sonu gibiydi. Yağmur yağdı. Ve yağmurun ardından bizim yarış çizgisini kurutmamızla pist pırıl pırıl oldu ve gerçekten sanki 9 senedir kullanılmıyormuş gibi değil de her gün kullanılıyormuş gibi oldu. Pistin gribi gayet yerinde, işleyiş her şey çok yolunda. Aşırı keyif aldım bu hafta sonu tekrardan. İlk yarışta birinci oldum, ikinci yarışta da ters gridle 6. başlayıp tekrardan birinci oldum. Çok çok keyifli bir hafta sonuydu benim için. Umarım ileriki yarışlarımızın hepsi burada olsa bana kafi. Herkese çok teşekkür ediyorum tekrardan. Tabii şöyle bir değerlendirme yapayım. Avrupa'daki çoğu iyi pistte yarıştım. İtalya'daki neredeyse tüm pistlerde yarıştım. Fakat bu pistin yeri gerçekten bende ayrı. Bunu gerçekten içten bir şekilde söylüyorum. Yani bu pist gerçekten çok üst düzey bir pist. Gerek stratejisi olsun, asfaltı olsun, virajları olsun, hepsi çok çok üst düzey. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Yani böyle bir pistin ülkemizde olması ve çok şükür artık açılmış olması bize ve birçok sporcuya çok çok şey katacağına aşırı eminim yani. Bugün ilk yarış yağmurlu başladı. Tabii ben araca dün ilk defa oturdum. Bugün de ikinci defa oturduğum için yağmurda biraz da temkinli gittim açıkçası. Yani benim için öncelikle tecrübe kazanmak araçla birlikte. O yüzden gene kazası belasız bitirdik ikinci yarışı. Sonraki şeyde ayakta daha kuruydu. Artık asfalt kurumuştu. Yağmur yoktu. O yüzden daha eğlenceli geçirdik diyelim. Ya genel olarak organizasyon çok güzeldi. Dediğim gibi ben İbrahim Beylerin takımına daha yeni girdim diyelim. Çünkü seneye daha farklı projelerimiz var. İnşallah o konularda daha başarılı olurum. İbrahim Bey çok yardımcı oluyor, çok sağ olsun. Organizasyon da çok güzeldi. Güzel bir hafta sonu geçirdik. Keyif aldık. İnşallah devamı gelir. Dediğim gibi öncelikle İbrahim Bey'e ve takımdaki tüm teknik arkadaşlara, yarışan arkadaşlara, bana yardımcı oldukları için hiçbir şeyden, tecrübelerinden eksik bırakmadılar beni. Teşekkür ediyorum. Türkiye Pist Şampiyonası 3. ayak yarışları için yine İstanbul Park'tayız. Yine mutluyuz, yine coşkuluyuz, çok heyecanlıydık. Bugün sıralama turları biraz böyle garip oldu. Yine hava bize oyununu oynadı. Çünkü sıralama turlarına biz çıktığımızda hava kuruydu. Bir iki hızlı tur attıktan sonra pite girdik hani beklemek için. Daha sonra tekrar pite çıktığımızda bu sefer yağmur başladı. 8. virajdan olmak üzere böyle pistin yarısını sağanak yağmur yağıyordu. Yarısı kuruydu. O saatten sonra tabii ki bize hızlı tur atacak ortam kalmadı.
Çünkü şimdi yağmur lastiklerini taksanız zaten kuru lastikten daha hızlı dönebilecek bir durumunuz yok. Dolayısıyla artık bir daha çıkamadık ve çok küçük bir farkla dördüncü olarak yine başladım ben üçüncü ayak yarışlarının birinci yarışına. Birinci yarışta yine iyi bir start aldım. Ama tabii biliyorsunuz yani süper grup, maxi grup karışık. Bizim kendi maxi grup içerisinde çok büyük rekabet var. Otomobiller birbirine göre pozisyon aldığında bizim takımdan rakip arkadaşım önümde kaldı. Ama tabii pist hala ıslaktı. Biz de silik lastiklerle çıkmak gibi kumar oynadık. Çünkü kuracak gibi olduğunu düşündük pistin. Öndeki araç tutunmakta zorlanınca ben rakibimi 9. virajda güzel bir atakla geçtim 3.'lüğe. Son tura kadar da lider gittim. Hatta son turun son virajına kadar diyebilirim. Son virajda ben iki seçenekten savunmayı seçtim. O da normal çizgisinden gittiği için beni yakaladı ve hani böyle hem biraz temaslı oldu ama neredeyse böyle foto finish tarzında bir son buldu. Tabii yarış yani çizgiden geçene kadar, dolayısıyla hiçbir zaman çizgiden önce bitmiyor yarış. Ne yapalım? Üçüncü ayak birinci yarışını dördüncü olarak tamamladım. Birinci yarışta podyuma çıkamadım. Daha sonra ikinci yarışta bu sefer tabii pist iyice kurumuştu. Lastiklerimin durumu da çok iyiydi. Bu sefer ters grid uygulamasında üçüncü kalktım. Önümde iki tane süper grup otomobili vardı. Startta iyi kalktım, aralarından sıyrıldım hemen. Daha sonra tabii yani rakiplerim geride kaldı ama benim otomobilim onlarınkine göre biraz daha yavaş olduğu için beni teker teker yakaladılar. Daha sonra rakiplerimden bir tanesiyle bayağı bir mücadelemiz oldu. Arkamda tutmayı başardım. 9. tura, 8. tura kadar herhalde. Daha sonra rakibim tatsız bir temasla benim aracıma hasar verdi. Ve otomobil artık düz gitmemeye başladı. Ben o hasar sonrasında hala öndeydim ama artık otomobilim savunmasız hale gelmişti. Ve rakibime geçildim. Ama daha sonra tabii komiserler incelediler ve bir kural ihlali olduğuna kanaat getirdiler. Yine üçüncülüğü almış oldum. Yine bir kere daha podyuma çıktık. O yüzden mutluyuz. Normalde ben bu sene dediğiniz gibi yarışmıyordum. Bir anda İstanbul Park açıklandı. Ondan sonra bir heyecan falan. Hani kayıda son gün kala karar verdik yarışmaya. İki takımdaki hani önem verdiğimiz projeli arabalar yarışıyor. Bende de bana da yedek olan kaldı. Bu arkadaş. Bu biraz boş bir araba ama ne yaptık ne ettik, yine bir şeyler başardık bu hafta sonu İstanbul Park'a gelince. Yani şu bugüne kadar ben tabii seneler oldu artık yarışmaya başladım. Ben böyle bir pist hiç görmedim. Yani tecrübe de etmedim. Yani gerçekten mükemmeldi. Keşke bitmeseydi. Şimdi bitti ama yani. Ne yazık ki. İnşallah devamı olur. Yani ilk defa gerçekten kendimizden hani yarıştığımızı, profesyonelce bu işi yaptığımızı burada hissettik. Yani bu müthiş bir hafta sonuydu. Ya her viraja girdiğimde dedim. Yani Metin abiyle arka arkaya giriyoruz, çıkıyoruz. Metin abi gitmiş diyorum. Keşke ben de böyle dönebilsem ama olmadı. Yani olsun, yine de ben buraya aslında kupa falan kazanmaya da gelmedim. Böyle bir hedefim de yoktu. Yaşamak istiyordum. Bunlar bonus oldu yani. Öyle bir şey, öyle bir durum. Çok, çok. Benim için müthiş bir hafta sonu. Yani ben buradan bu şeyle, vesileyle karşı takımıma da, hani rakip takımıma da, Ozan abiye de, Metin abiye de çok teşekkür ediyorum. Onlarla yarışmak gerçekten çok keyifliydi. Yani tecrübelerini ve centilmenliklerini gayet konuşturdukları bir hafta sonu oldu. Onlardan da bir şeyler öğrendim. Çok güzel bir hafta sonuydu ya. Keşke bitmeseydi ama ne yazık ki bu akşam sonmuş. Gideceğiz artık. Şimdi ilk yarış bir ara böyle 1-2'nin arkasında gittim. 5. turdan sonra falan artık biraz kendi aralarında çekişmeyi bıraktılar. Çekişmeyi bırakınca, tempolarına oturunca benim yani çok bir şansım kalmıyor o zaman. O şekilde 3. bitirdim. Yani arkam da boştu, önüm de boştu. Çok rahat bir yarıştı benim için ilk yarış. İkinci yarış yine aynı durum oldu. Yani tempolar oturduktan sonra zaten 1-2-3 belli. Sadece Berkay'ın bir talihsizliği oldu. O bahaneyle ben ikinci olabildim. Üçüncü yarış zaten Ozan abinin arkasında kaldım. Bir kupa olmadı. Dördüncü olduk. Son yarışta Ozan abinin başına bir talihsiz olay geldi son turda. Öyle oldu. Yani öyle aldık. Evet, yani ben
Evet. Yani kendim bakma abi, yani kendime de engel olamıyorum şimdi. Çok güzel. Bir tanesini alınca daha da almak istedim. Ama bu kadar oldu. Öyle diyelim. Öyle toparlayalım. Öncelikle tekrar sizlere burada hep bizim yanımızda olduğunuz için, gözünüz üzerimizde olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu çok hoş bir şey. Buraya geldiğimiz zaman, tanıdık insanları görmediğimiz zaman bu işin zevkinin bir kısmı da oradan gitmiş oluyor. Artık yarışmanın ve düzgün bir pistte olmanın tadını çıkarıyoruz. Bir daha Körfez'e geri dönmek istemiyoruz. Orası bizim ilk göz ağrımız, 30 senelik göz ağrımız ama artık burası olsun diye istiyoruz. Bu nedenle federasyona ve bu konuda desteği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Takım da sürekli beni destekledi. Hiçbir zaman arkamı bırakmadılar. Onlara da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. AŞK Motorsport sürekli benim arkamda ve burada olmaktan çok mutluyum. Üçüncü ayakta sıralama yağmur altında başladı. Ve o esnada benim aracımda da bir problem baş gösterdi. Bu nedenle son süratine çıkartamadım arabayı. Son sürate çıkartamayınca pistte büyük ve hızlı bir pist olduğu için istediğim dereceyi elde edemedim. Arkasından sıralama sonrasında arabanın problemlerini gidermeye çalıştık. Fakat ilk yarış tekrar ıslak zeminde olduğu için ve karma bir zemin yapısında olduğu için tedbirli gitmeye çalıştım. Gene bütün yarışları bitirme hedefimi gözeterekten tedbirli gittim ve o yarışta 7. oldum. Bu benim açımdan gene çok mutluluk verici olmasa bile en azından tatmin ediciydi. Hiç olmazsa puanlarımı aldım. Gene genel klasman için hedefime doğru ilerlemeye devam ettim. Sağlam bir yarışımız oldu. İkinci yarış yerler kurudu. Arabamdaki problemi sağ olsunlar ekip arkadaşlarımız giderdi. Yan garajdan Ozan Bey sağ olsun onlar destek oldular ve arabamızdaki eksik parçayı temin ettiler. Muhammed Ali Ülkü ile beraber Ülkü Motorsport. Hadi güle güle. Bu nedenden dolayı arabamdaki problem gidince, yerde kuruyunca istediğim performansa ulaştım. Takım arkadaşımla Temel Bey ile beraber rakip olaraktan birbirimizi uzunca müddet takip ettik. Önümüzde de mavi polo araç vardı. Üçümüz arka arkaya turlarımızı attık. Çok eğlenceliydi, takip ettik. Fakat yarış sırasında bir atağım sırasında Temel'e maalesef kendisinden de özür diledim. Tekrar burada özür diliyorum. Bir temasım oldu. Temasım olunca Temel Bey spin attı. Ben pozisyon kazanmış oldum ama tabii ki içim bu konuda buruk kaldı. Arkasından öbür aracı takip ettim. İnşallah son virajda gözükmüştür, çekimde vardır. Son virajda çok yaklaştım, az kaldı, kafa kafaya giriyorduk ama yetmedi süre. Bu neden dolayı sıkıntımız oldu fakat evet neredeyse öyle bir şey olacaktı. Bizim açımızdan öyleydi. Bu yarış 7.likte başlayıp, 7. sıradan başlayıp 5. sırada bitirdiğim için bu da benim açımdan güzel bir gelişme ve olumlu bir yarış oldu. Tazelendik, mutluyuz hep beraber. Çok teşekkürler. Güzeldi, genel olarak sorunsuz geçti. Yine İstanbul Park'tayız ve bir gün arayla bir ayak daha koştuk. Cuma'dan başladığımız bir serüvendi. İnanılmaz kilometre yaptık. İki yarış cumartesi, iki yarış pazar şeklinde iki ayağı bitirmiş olduk. Bugün yine tekrar sil baştan sıralamamız, antrenmanlarımız, üstüne de iki yarışımız oldu. Güzeldi yarışlar. Benim açımdan sorunsuz geçti. Tabii birinci olarak bitirmeyi isterdim. İkisini de ikinci olarak tamamlayabildim. Puanlarımı topladım. O kadar da vahim bir durum yok. Fakat gönül isterdi ki birinci olabilmek. Ozan, kendisi anlattı. Arabayla eziyordum ya seni 3 gün. Hatırlıyor musun? Ozan'la ilgili kötü bir anımız yok yarışta ama evin önünde arabayla beni kendi binek arabasıyla eziyordu geçenlerde, katılamayacaktık ya yarışa. Ya egzoz sesi dinleteyim dedim, araba D'deymiş, gaza bir bastım üstüne. Evet, Türk şakası yapıyor sandım ben de. Hemen atladım arabanın üstüne altında kalmamak için. Bugünkü yarışları özetleyecek olursak sıralamada ikinci oldum, ikinci kalktım, yarışta ikinci bitirdim. Şöyle... evet, bugünün ilk yarışı, yani üçüncü ayağın ilk yarışı güzel, heyecanlıydı. Şöyle, startta ufak bir problem oldu. Üçüncü viteste sıyırdı arabanın debriyajı. Bir yerimde kaldım, beni herkes geçti. En arkaya düştüm kendi grubumda. Ondan sonra tekrar yükselmeye başladım. İkinciliğe kadar çıkabildim. Keyifliydi, güzeldi.
Aynen aksiyon dolu bir yarıştı, o çok güzeldi. İkinci yarışta zaten birinci start aldım. Birinciliği de ilk başta korudum ama kendi hatamdan dolayı sanıyorum ki 9. virajdı. Kameralara bakmak lazım çünkü hatırlayamıyorum her şeyi. Orada bir fren kaçırmamdan dolayı çizgi bozuldu. İleriye de hızı taşıyamadığım için çok dışarı çıkmadım ama çizgi kaçtığı zaman orası bir de böyle yokuş yukarı. Yani orada o momentumu kaybettiğinde bayağı bir şey kaybediyorsun. Yani arka düzlüğün sonu 12. viraja kadar bayağı bir dezavantaj yaşıyorsun. Aynen, ben öyle hatırlıyorum. Berkay beni oralarda bir yerde geçti diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra da zaten öyle kardeş kardeş gittik. O farkı arada açtı, arada ben kapatmaya çalıştım. Tur bindirmelerde birkaç talihsiz olay yaşadım. O yüzden kapamaya başladığım fark orada da açıldı. Bunlar iki grubun bir arada yarışmasının bazı dezavantajlı yanları ama bugün bana olur, yarın rakibi olur aynı problemler. Çok kafamıza takmıyoruz. Güzeldi, harikaydı. Kupa törenimiz çok güzel oldu, görkemli oldu. Serhan Acar gelmişti, o sundu. O sesi de Formula 1 sunarken artık ne zaman duyarız diye sordum. Çok olumsuz konuşmadı. O da sevindirdi beni. Başkanımız buradaydı, yönetim kurulu üyeleri buradaydı. Çok güzel bir kupa töreni geçti, hep beraber fotoğraf çekildik. Güzeldi, güzel bir hafta sonuydu. Seyirci, yani ben şaşırdım. Şimdi diyeceksin ki sen hak etmediğini mi düşünüyorsun bu sporun bu kadar seyirciyi? Hak ediyor elbet ama Türkiye'de sanki böyle birazcık spor gibi görülmüyor da ne yapıyorlar ki pistte diye değerlendiriliyor insanlar tarafından diye düşünüyordum. Şimdi burası çok 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 ciddi bir yer. Yani İstanbul Park çok ciddi bir tesis, inanılmaz bir tesis. Belki de atıyorum futbol stadyumlarımız dünyada kaçıncıdır? Dünyada yeri ne kadardır bilemiyorum. Çok böyle takip etmiyorum. Yani futbolun çok popüler bir spor olduğunu bildiğim için örnek veriyorum. Ama gerçekten bu pist dünyada yeri olan bir pist. Yani gerçekten yeri olan Formula 1 pist pilotlarına mikrofon uzattığınız zaman mutlaka burasının adı anılıyor. Öyle bir pist. Yani burası bence Türkiye'nin en önemli sportif tesisi. Buranın tekrar bu şekilde aktif hale gelmesi bizi çok mutlu etti. Umarım devam edecek. Onun da sinyalini aldım gibi. Hani resmi bir şey yok ama sonraki yarışlarda burada olacak diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle. Bu ilgi artarak devam edecektir. Şimdi bugün güzel organizasyonlar vardı. DJ performansı vardı. Yine klasik araçlar geçti. F3 otomobilleri geçti. Çok iyiydi. Yani o yüzden bizim yarışımıza da ilgi fazlaydı. Ben bu kadarını beklemiyordum. Çok mutlu oldum. Gerçekten çok mutlu oldum. İnşallah artarak devam edecek. Bunun dışında sponsorlarıma ben teşekkür etmek istiyorum. Ravenol, Türkiye Racing Parts. İkisi de sonuna kadar bizi destekliyor. Muhammed Ali Ülke'ye teşekkür etmek istiyorum. Kendi takımıma Mack Motorsports teknik ekibim inanılmaz çalışıyorlar. Onlara teşekkür ederim. Siz medyaya ayrıyetten çok yoruluyorsunuz. Teşekkür ederim. Harika bir hafta sonuydu. Bu hafta sonunu da atlattık ya. Daha bize bir şey olmaz. Çok yoğundu çünkü. Herkese teşekkür ederim. Harikaydı. Sevgili seyirciler, yanımda Ozan Sızgın var. Onu görmek gerçekten mutluluk verici. Kendisi hem pilotajı hem kendisini sima olarak, kişi olarak çok seviyoruz. Sağ olun. Geçtiğimiz sezonlarda özellikle 2020'ydi galiba, evet, değil mi? 2021 bizim sezonumuz. 2020 ve 21'de müthiş performans sergilemişti. O görüntüler halen konuşuluyor. Evet, güzel yarışlar. Gerçekten çok güzeldi. 4 yarış üst üste kazanmıştık. Evet, müthişti. Hatta çok güzel hikayesi olan klipler de çıkmıştı. Tabii orada değil mi? Esprili klipler. Tabii, acayip. Ardından uzun bir ara verdi kendisi. Evet. Biraz küser gibi oldu spora ama İstanbul Park açılınca o da heveslendi. İyi ki de heveslenmiş. Yani geldi bugün. Aynen. Küsmek değil esasında, evet. Ama şöyle diyeyim. Biz İzmit'te o kadar çok yarıştık ki. Pist günleri, yarışlar. Evet. Yani artık farklı bir şey olsun istiyorduk. Ama İzmir'de kapattılar. İzmir'de kapanınca tadı kalmadı. Burası açılınca. Geldi. Daha önce beni sana röportaj yapmıştım. Evet. Ondan sonra burası açılınca tabii bizim için, sporcular için çok güzel oldu.
Benim kendi aracım bu araç ama çok hazırlayamadık. Evet. Yani kilo olarak diğerlerinden ağır. Amortisör olarak cadde tipi amortisörü var üzerinde. Zaten geç de karar verdi. Tabii geç de karar verdi. Ancak Metin sağ olsun acayip kendi arabası gibi ilgilendi. Her şeyini, hatta kendi motorunu verdi. Bu arabada motor da yoktu. Çok motoru iyi. Kırıktı bunun. Metin sıfır motor aldı bu sezon için. Sağ olsun benim kardeşim zaten Metin. Aynen. Kendi motorunu verdi. Yani kendi uğraştı bu arabayla. Çok eksiğimiz var. Evet. Ama zaten benim amacım bu son yarışımdı inşallah bu arabayla. TCR'a geçeceğim inşallah. Artık öyle bir... Ha, yani bu ama şöyle. Burada devam edecekse abi. Evet. Yani İstanbul Park bu işin içinde olacaksa TCR'a geçeceğim. İnşallah. Yani burası o... Köhne şeyden kurtuldu ya. Yani yeni yer oturma burada. Evet. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Senel 9 sene olmuş abi bak. Çok. 9 senedir. Yani böyle bir tesisimiz var ama kullanamıyorduk. Yani bunda kim suçlu, kim suçsuz. Ben oralara girmeyeceğim. Benim işim de değil zaten onu değerlendirmek. Artık bilenler biliyor. Girmeye o yüzden gerek ama yok. Sen ama de sağ ol. Hep buralara geliyorsun. Evet, herkes çekiyorsun. Yani siz olmasanız hiçbir keyfi kalmayacak. Çok güzel klipler oluyor. Ben size esas teşekkür ediyorum. Sayenizde biz de sponsorsuz gidiyoruz. Hepinizin desteğiyle biz her zaman, her zaman, gerçekten her zaman, her zaman. Teşekkür ederiz. Melisa'ya söz vermek istedim. Al. Melisa, sen ne hissettin? Baban çok da iyi performans sergiledi uzun bir zaman. Bence babam çok iyi performans sergiledi. Yani birinci yarışta çok iyi yaptı. İkinci yarışta motor patlamasaydı üçüncü motor olacaktı. Motor patlamadı. Arıza verdi motor. İşte arıza neyse ne. Ben tam bilmiyorum. Evet. O da go-kart'a başlıyor. Go-kart'a başlayacağım. Evet. Güzel. Bilmiyorum yani. Diyeceğim bir şey yok. Çok güzel geçti bence yarış. Junior'dan mı başlayacağım? Ne? Evet. Junior galiba değil evet, mi? Evet, Junior. Evet. 13 yaşında. Junior'dan başlayacağım. Senin hevesin var bence. İlgin de var gibi. Geliyor. Yani evet, ben go-kart'ı daha önce düşünmüştüm zaten. Motosiklet kullanmayı biliyorum. Evet. Ben motosiklete kullanıyorum zaten sitenin içinde tabii ki. Annemlerle, ailemle. Ama yani ben go-kart'ta bakmak isterim. Bence eğlenceli olur. Bugünkü yarışta şöyle, ben dünkü yarış, dün yoktum. Dün katılamadım. Evet, maalesef ya anneannemi kaybettik. Başınız sağ olsun. Sağ ol, katılamadık dün. Zaten bekliyorduk ama çok hastaydı, Allah rahmet eylesin. Bugün geldim. Bugün ilk yarışta dediğim gibi yani aracın çok eksiği var. Ona rağmen çok şükür best time yaptık yarış içinde. Yarış içindeki en hızlı zamanı yaptık. Çünkü ben yağmurda güzel giderim. Yani yağmur severim. Yağmurda fena gitmedim. Yani araca rağmen best time'ı çıkarttık. Evet, best time'ı yaptık. Ama tabii öteki araçlara göre çok kilo olarak bile 60-70 kilo daha hafif, ağır benim aracım. Yani arka camı normal cam. Farları bile duruyor üzerinde baksana yani. Yani ya emek lazım ama ben bununla uğraşmak istemiyorum. Bugün de aynı şekilde yine best time'ı yaptık yarıştaki. Evet. Yine best time'ı yapmışız yarıştaki. En iyi hızlı, en hızlı zamanı. Süpersin. Ama gerçekten işte helal olsun. İki öndeki iki araç çok hızlı. Pilotları evet. Da çok iyi. Metin çok iyi pilot. Berkay da çok geliştirdi kendini. Evet. Araçları da iyi olunca Metin ikisi birleşince. Çok iyi yaptı, evet evet. Metin hem aracı hem kendi çok alıştı aracı. Evet. Çok iyi kullanıyor. Evet. Berkay da hem aracı hem kendi iyi olunca. Evet. Hani en azından araç iyi olup pilot kötü olsa tabii. Pilot da iyi, araç da iyi olunca bir şansımız kalmıyor. Ozan evet. Süzgün iddialı değil gibi görünse bile İçinde büyük bir hırs var. Çok iddialı bir pilot. Neler yaptı? Arabacı adam bir kere, tamam mı? Yani arabacı demek sadece yarış pilot değil. Dışarıda limitleri görmüş, bunlar artık hafif geliyor. Aynen. O yüzden de altına ne verirsen ver. Ben yapamam edemem der falan ama arabaya bindiği zaman sonuna kadar ya araba bozulacak. Ya araba yani, ya, o bir tane gözü de sana ya, size çok mi? Da hiç çok şey size çok da güzel görüntüler verdiğini düşünüyorum. Verdi Metin abi. Kamerada gördüm. Aynen. Böyle dört çeker gibi yan yan. Ha ve... değil mi bir yerde? Oğlum çok fenaydı orası. Gidiyor zannettim biliyor musun? Yani işte onu korkarsan bırak orada gidersin. Korkmayıp yok, böyle ben top... Kesinlikle yani önden çekişli araba öyle yanına drift yapmak kolay değildir pist üzerinde. Gittin evet. Bir daha geri gelmez çünkü. Aynen. Bir de yağmurlu yerler ıslak. Yani. Bu hafta inanılmaz şeydi. Hava sen şartları olsun. Sen ne düşünüyorsun? Biz çok özledik kendisini. Ya Ozan Süz... Ya zaten şimdi, bunlar beni şimdi, yarıştırıyor. İşin bak, aslı... Ben hiç arabaya... Ya benim ne işim işin var? İşin aslı... Ben hiç kimseye... Hiç kimseye... Pistlere gönül rahatlığı davet edemiyordum. Çünkü evet. İstanbul Parkı gibi bir pist aynen. Olmadığı için tehlikeli küçük pistler ufak bir temasla ya duvarda bitiyor ya iki araba evet parçalanıyor. Evet, bütün emekler burada bir hata yapsan da tabii, kurtulma şansın bir çok sürü emekle hazırladığın araba bir anda pert olması yakınını kaybetmek kadar üzüyor insanı. Evet, tabii. O yüzden İstanbul Park'ta mesela bugün de çok ciddi spinler oldu. Evet. Hatta temel burada çam... risk alabiliyorsun çünkü en fazla gidiyorsun kalan. Uzaktan dolaşıyorsun. Dedi ya ben bir arabanın arkasını hakikaten kaybettim. Evet. Drift arabası gibi yan yan gittim.
İzmit'te olsam o, yok İzmit'te olsam duvardasın. Duvardayım. Duvardasın. Burada kaçırsam şimdi da öyle bir bundan şeyim sonra, yok. Evet. Bak bugün de zaten hemen sayı bir anda iki katına çıktı. Eğer tabii bu canım, bu yarışın burada yapılacağı dört ay önce, 5 ay öncesi bu yarışın burada yapılacağı belli olsaydı bugün 50 araba, 60 araba burada start alırdı. Son anda oldu. Ve şu anda bugün buraya gelen eski yarışçılar, daha önce yarışmış bir sürü insanın hırslarını gözlerinden okudum. Aynen. Araba var mı diye etrafta araştırma yaptıklarını biliyorum. Evet. Yani bugün 20 tane TCR olsaydı bugün pistte bir şekilde kiralanırdı ve herkes yarışırdı. Ben kiralardım direkt mesela. Değil mi? Tabii. Yani GT4 de gelebilir bundan sonraki zamanlarda. Yeter ki buradaki pistin bundan sonraki sezonda Mart-Nisan ayı gibi takvimin açıklanması. Çünkü yurt dışındaki takımlarla sözleşme yapıyorsunuz. O takımları buraya bir takvim 3 gün geri kaysa adam parasını alır gider. Ben de kendi namıma Osman'a çok teşekkür ederim. Çünkü ben hiç ilgilenemem şu olayla. İlgilenemem. Osman sağ olsun başından sonuna kadar. Ben sadece bindim öyle söyleyeyim arabaya. Zaten de böyle olması lazım. Öyle olması lazım. Aynen yani ben onun orası böyle mi, sensörü şöyle mi? Biz bunları çok yaşadık ya. Hani yarış arabası. Osman da severek yapıyor evet işini. Ya severek yapıyor. Ve Osman'ın bak Metin'in araba bir kere nazar değmesin, bir kere kalmadı. Bak. Bir kere. Bir kere kalmadı. Bak 2 senedir yarışıyor maşallah. Bir kere kalmadı. 14. yarışımızı yaptık. Yarış bazında 14 yarışta 14 tane finish. 14 tane finish var. 14 finish'in içerisinde 13 tane podyum var. 13 podyumun içerisinde de yanlış hatırlamıyorsam 6 tanesi birincilik. Süper. Çok iyi bir yani grafik. Bu ama ben dün gece saat bu garajdan 3'te gittim. Sabah tekrar saat 8'de buradaydım. Ayar. Bir sürü arabanın bütün civatalarını tek tek kontrol ediyoruz. Bir civata yarış kurtarıyor çünkü. Peki bu noktada Ozan TCR'a geçmeyi istiyor burası olursa. TCR hizmeti verebilecek durumda mısınız? TCR bizim çıtamızın altında bir araba aslında. Biz daha önce GT3 yarıştırdık. Doğru. Yani evet. Hatta ben bu motor sporlarını 1997 yılından beri Metin yarışmıştı bir sezonda. Evet ve daha öncelerinde çok daha böyle komplike grup A dediğimiz mesela GT3 Cup da grup A bir araba ama çok daha komplike her şey mesela VTCC. O araba çok daha zor bir yarış arabası. Bu belki grup N artı vardı, Super Production'lar vardı. Rally arabaları. Yani ben evet. 1997 yılından beri yarıştırmadığım hiçbir araba kalmadı neredeyse. Bu işin içerisindeyim. Böyle TCR da olur, GT4 de olur, VTCC de olur. En mantıklı neyse hepsini başka alır. Başka sporcuları almayı düşünüyor musunuz? Var esas. Çok isteyen var. Çok isteyen var. Bizim ama Murat Engin var, Uğur var. Evet. Hatta Murat Engin bunlar Murat abi de dönsün ya. Bunlar Murat gerçekten zaten bugün yarış arabası olsaydı tabii dönecekti. İçi gitti, içi. İçi gitti. Şimdi biz daha çok şöyle bir şey istiyorum. Karting'deki çocukları tanıyorsunuz. Evet. Karting'de yetişmiş 17-18 yaşına gelmiş bugün zekayı görüyoruz. Evet. Hiç kimse o çocuğa daha 18 ben yaşına demez. Müsaadenin. Evet Ozan teşekkür ederim. Ben teşekkür harika ederim. Harika bir haftaydı. Sağ ol. TCR emeği geçenle aldık. Aynen. Olacak inşallah. Olacak inşallah olacak inşallah. Bakalım ya. Peki. Burası olursa varız. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Görüşmek başarılar. Sağ ol. Bu işi büyütmek gibi tabii niyetimiz var. Ama tamamen istekli insanlar, arzulu insanlar ve başarı hedefleyen insanlarla bu işi yapmak istiyoruz. Kartik'ten yetişen bir sürü çocuk var. Bu çocuklar tam artık oldum dediği anda imkansızlıklardan ve arabasızlıktan, tesissizlikten sporlardan sporu bırakıp yok oluyorlardı. Çok başarılı sporcular tanıyorum. İşte o gençlerden ciddi düşünen insanlar olduğunda ne yapacağız? Onlara uygun bir araç alıp bu işi daha da büyütebiliriz niyetimiz var. Çünkü biz artık bu yaştan sonra, yani yaşım şimdi 45 oldu. Evet. Bu yaştan sonra artık ben bu işte çırak olarak başladım, kalfa oldum, usta oldum. Sonra kendi işimi kurdum, birkaç sene uzak kaldım. Daha sonra arkadaş çevresinden dolayı tekrar bu işe geri döndüm. Kendim yarıştım Türkiye Şampiyonası'nda, Volki'de, Polo'da falan. Sonra tekrar mekanik tarafına, işte servis tarafına, organize tarafına geçtik. Çünkü hakikaten herkes yapabildiği işi yaptığı zaman taşlar yerine oturuyor. Bir ilerleyen zamanda Metin de şey tarafına, idari tarafa geçer. Alttan gelen Metin de çocukları var, bir tabii sürü. Ya bu sporu ayakta tutmak için, çünkü çok sevdiğimiz spor. Ben bu hafta inanılmaz mutlu oldum. Nereye baksam insan, nereye baksam seyirci, alkışlar, gridde bir sürü araba. Bu tesis olursa, tesislerin sayısı da artarsa biz neden bir İtalya gibi olmayalım ki yani? Kesinlikle.
Osman, eline koluna sağlık. Takımın da aynı şekilde. Başarılarınızın devamını diliyorum çok kardeşim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Burada bir kardeşimiz var. Senin adın nedir bakalım? Yusuf. Yusuf. Yusuf, sen de büyüdüğünde baban gibi mekaniker olmak istiyor musun? Çok. Evet. Ben şu an karting'e bile heyecanlı başlamak istiyorum. Karting'e başlamak istiyor. Başlayacak inşallah. Hadi bakalım. Abi, sana bir ilk antrenmanlarımızı yapacağız. Çok biz iyi. Şu anda simülatörde çalışıyoruz ve simülatörde beni geçiyor. Ben de simülatörde iyiyimdir. Bravo. Simülatörde beni geçiyor artık. Çok seviyor musun bu motosporunu sen de? Çok seviyorum. Peki en çok sevdiğin, ben mesela Türkiye'de tanıdığın motor sporları yapan abilerden, pilotlardan kimi tanıyorsun mesela? En çok hangisini tanıyorsun? Metin abi, Ozan abi ve de... TCR'ları mesela kim yapıyor? TCR mı? Audi TCR'ları. Recep abi. Evet, kim yarışıyor orada? Orada Seda Kacan. Evet. Bir de Turgut Turgut Konukoğlu. Peki bir de onların en büyük bir tane yarışçısı var. Sen onu çok seviyordun. Şey mi? Şey. Ben söyleyeyim. İ ile başlıyor. İbrahim. Evet. Okay. Bravo. Okay. Evet. Herkesi tanıyoruz. Çünkü bu sporu seviyoruz değil mi oğlum? Bir de Muhammed Ali abi'yi çok tanıyorum. Muhammed Ali'yi de çok seviyorsun.